Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entes semiul alim. Sadakallahu lazim. Merhabalar sevgili öğrencilerim. Bugün inşallah 10. sınıf Arapça kitabımızın 15. sayfasıyla devam ediyoruz kitabımızın çözümlemesine. Evet, 15. sayfada 13. alıştırmadayız. 13. Görmüş olduğunuz bu rakam 13 rakamıdır. 13. alıştırmada, 13. egzersizde bizden ne yapmamız isteniyor? Cümleyi okuyup inşallah tercüme etmeye çalışalım. İstemi ile cümleteyni ve a'idhuma thumma ta'ammal ma'aniyahuma musta'inan bis surateyn. Evet. İstemi ile dinle. Neyi dinle? El cümleteyni. İki cümleyi dinle. Ve a'idhuma ve o ikisini buradaki huma iki cümleye gidiyor sevgili öğrenciler. Ve a'idhuma yani o iki cümleyi tekrar et, tüm sonra teemmel. düşün, incele. Peki neyi düşünelim, neyi inceleyelim? Meaniye hüma, o ikisinin manalarını düşün, incele. Yine burada hüma muttasıl zamiri, sevgili öğrenciler, iki cümleye gidiyor. Müsta'inen bir suretiğini İki resmi kullanarak, iki resmi kullanarak ya yani iki resmi kullanarak, iki resme bakarak, istifade ederek e, bu e, cümleleri ne yap diyor? Manalarını düşün diyor. Evet. Şimdi önce bir bu resmi bir inceleyelim. Hmm, tabii ki evler, yani herhangi bir sanayi olmayan gelişmemiş bir ülke veya resim diyelim bir resmi gösteriyor değil mi sevgili öğrenciler bu resme baktığımızda Evet fabrika bacaları yani apartmanlar değil mi bir sanayi sanayi burası Evet cümlede bu minvalde olacak tahminim bakalım cümlemizde ne diyor الدول التي لا توجد فيها مصانع كثيرة هي دول نامية. Evet, الدول devletler devletler çoğul cemi değil mi? Devlet mün, müfret idi, tekil idi. Mü devletin cemisi çoğulu duel. Devletler elleti o devletler ki la tucedu bulunmaz. Bulunmaz yoktur. Fiha orada yani o devletlerde, o ülkelerde orada yoktur. Ne yoktur? Mesani'un fabrikalar. Kethiratun çok, çok fabrikalar yoktur. Hiye o devletler, hiye duvelun o devletler, namiyetun ...gelişmekte olan devletlerdir. Evet. Yani onlar... ...gelişmekte olan... ...devletlerdir. Biz biraz önce kırık mana... ...Arapça tercümelerde... ...kelime kelime verilen manalara... ...kırık mana diyoruz. Şimdi tam mana vermeye çalışalım. Ee, çok fabrikaları olmayan ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir. Namiyetun gelişmekte demek. Evet. Çok fabrikaları olmayan bakın sevgili öğrenciler ilerideki iler, ileriki derslerimizde göreceğiz. Bu elleti, ellevi, ellezani ve herkese bunlar ismi mevsul dediğimiz kelimeler isim mevsuller diyelim daha doğrusu kelime değil. Bağlaşlar diyelim evet. bağlaşlar daha uygun. Çünkü bağlaç zaten bunlar. Bunlar kendisinden sonra gelen kelimenin anlamını an, en, ın, ın, dın, din gibi bir önceki ana cümleye bağlar. Evet, bir önceki ana cümleye bu şekilde an, en, ın, in, in, dın, din gibi bağlar. Burada nasıl bizi tercüme ettik? bulunmayan. Bakın bulunmayan şeklinde tercüme ettik. Evet çok fabrikaları olmayan ülkeler ülkeler hiye duwalunnamiyetun gelişmekte olan ülkelerdir. Hemen bunu yazalım. Çok fabrikaları fabrikaları olmayan ülkeler gelişmekte olan ülkeler. Bir. Evet. Bunu yukarı alalım. Şu şekilde. Heh. Tamam. Şimdi burada birkaç kelime üzerinde duralım. Mesani'un. Mesna'inun. Cemiz çoğuludur. Kefiratun. Evet bunun sıfattır. Çok fabrikalar. Evet. Sıfat mevsuf değil mi? Sıfat tanımasında sıfat diyoruz. Niteleyen isme, niteleyen isme sıfat diyoruz. Nitelenen isme ise mevsuf veya diğer bir adı sıfatın na'atun. Nitelenen isme ise men'ud diyoruz. Burada bir sıfat tamlaması var. Çoğul gelmiş mesani'un ama onun sıfatı tekil gelmiş ve aynı zamanda müennes gelmiş. Çünkü gayrı akillerin sıfatları müfret müennes olarak gelir sevgili öğrenciler. Evet yine aynı şekilde duel çoğul gelmiş. Namiyetun değil mi? Bakın müfret müennes olarak gelmiş. Bu bilgileri de verdikten sonra diğer resmimize, diğer cümlemize geçelim. Evet, burada yukarıdaki örnekte çok fabrikalar olmayan ülkeler gelişmekte olan ülkelerdir dedik. Evet resimle de özdeşleşiyor bu cümlemiz. Eşleşiyor. Evet bu cümlemize bakalım. Et duvalu leti tuğcedu fiha hiye duvalun sınaiyetun. Evet yine kırık mana verelim. Et duvalu devletler elleti o devletler ki tuğcetu vardır diyor. Bakın yukarıda La vardı sevgili öğrenciler. Yoktur diye olumsuz tercüme ettik. Ama burada la yok. Vardır veya bulunur. Bulunur şeklinde de tercüme edebiliriz. Fiha orada bulunur. Orada bulunur. Bakın fiha. Peki ne bulunur? Mesani'un. Fabrikalar kethiratın çok, pek çok, çok. Hiye duvelun sınaiyetun. O ülkeler sanayi ülkeleridir. Evet, şimdi tam mana vererek tercüme edelim. Çok fabrikaları olan ülkeler. Bakın sevgili öğrencilerim. Yine ne yaptık? Elleti olan diye tercüme ettik. Çok fabrikaları olan ülkeler sanayi ülkeleridir. Çok fabrikaları olan ülkeler çok fab Fabrikaları olan, yani pek çok da diyebiliriz sevgili öğrenciler. İlla ki çok, e, böyle e, takılı kalmamak lazım. Pek çok fabrikaları olan ülkelerde diyebiliriz. E, çok fabrikaları olan ülkeler. Evet. Ülkeler. Bunlara ne deniyormuş ülkeler? Sanayi ana evet ülkeleridir ülkeleri bir evet 15. sayfamızın 13. alıştırmasını evet çözümledik sevgili öğrenciler. Şimdi bakalım diğer tarafta ne var? Evet, on dördüncü alıştırmadayız. On alıştırmada bizden ne isteniyor, ne yapmamız isteniyor? Bakalım. Evet, bar emir fiildir, emri hazır. Koy, yerleştir. Neyi koyalım, neyi yerleştirelim? Esme et walil atiye. Aşağıdaki ülkelerin isimlerini, aşağıdaki ülkelerin isimlerini koy. Yerleştir. Nereye? Fi mekani hel münasip. Uygun yerlere. Uygun yerlere yerleştir veya koy. Evet. Aşağıdaki ülkelerin isimlerini. Aşağıdaki ülkelerin isimlerini uygun yerlere koy. Yerleştir diyelim. Yerleştir. Evet. Şimdi sevgili öğrenciler aşağıda ülkeler varmış. O ülkeler nedir bakalım? Evet, Arapçada sağdan sola doğru yazılır ve okunur. Evet. Malezya. Evet, Malezya. Hemen yazalım. Gana Gana Senegal 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 Evet. Evet. Elmanya Almanya Türkiye Türkiye Evet. Ukrayna, Ukrayna, Ukrayna. Şimdi uygun yerlere yerleştir diyor. Uygun yerlere bakalım bu önce. Uygun olacak yerleştireceğimiz yerleri. Duvelun namiyetun. Nedir? Gelişmekte olan ülkeler. Demek ki buraya biz yukarıdaki ülkelerden gelişmekte olan Ülkeleri yerleştireceğiz sevgili öğrenciler. Kimleşmekte olan ülkeler. Tamam. Diğer tarafa bakalım. Dualım <laughs> sanayiyetin sanayi ülkeleri, devletleri. Yani ülkeler diyoruz ama e, devletler de diyebiliriz sevgili öğrenciler. Yukarıdan bu tarafa bakalım de, ülkeler mi dedik? Devletler şeklinde de söyleyebiliriz. Sıkıntı yok. Zaten devlet burada ülkeden maksat, ülkeden maksat devlettir. Devletten maksat ülkedir. Evet. Yani burada dualunu ülke olarak da telakki edebiliriz, devlet olarak da telakki edebiliriz sevgili öğrenciler. Evet, dualunun sanayiyetin sanayi ülkeleri, sanayi devletleri biz ülkeler olarak kullanalım. Sana iyi. Ülkeler. Evet şimdi buradan yukarıdan seçeceğiz sevgili öğrenciler. Malezya. Malezya nereye kullanılabilir? değil Malezya gelişmekte olan ülkedir. Buraya koyuyoruz. Malezya hemen klavyemizi değiştirip yazalım sevgili öğrenciler. Evet. Maliz. Ya. Evet. Bana, bana yine aynı gelişmekte olan ülkeler sınıfına girer. Bana. Evet. Senegal. Aynı şekilde Senegal'de bu gelişmekte olan ülkeler bölümüne girer. Tamam. Sevgili öğrenciler ne kaldı? Almanya. Almanya ıı, Türkiye. Evet, Almanya önce gelmiş. Almanya'yı yazalım. Evet, Almanya Al Ya Türkiye vatanımız, ülkemiz dur ki ya kuran ya ya Evet sevgili öğrenciler. 15. sayfamızı çözümlemiş olduk. Dersimizi bitirmiş olduk. Sevgili öğrenciler, Dersimizi burada nihayetlendirelim inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İlellika <Sessizlik> fi emanillah.